Merhabalar değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Ben Gezgin Nuri, Atabey Türk Ocakları'nın İzmir İl beyi'nin üyesiyim. Atabey Türk Ocakları Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey. In. Aynı zamanda kendisi turizmde ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında CEO olarak temsil etmiştir. Kendisi aynı zamanda gazeteci, yazar, araştırmacı ve savaş ve strateji uzmanı, terör uzmanıdır. 15 kitabı destek yayınlarından çıkmıştır. Atatürk Diriliyor kitabı 2023 yılında destek yayınlarından çıktı. Dördüncü baskıya ulaştı. Yoğun talep üzerine. Ata Bey, Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in kitapları yurt dışında 111 ülkede, 111 milli kütüphanede ülkelerin kendi isteğiyle e, yer alıyor. Şimdi Atatürk Diriliyor kitabından 174. sayfadan Mustafa Kemal Atatürk insiye olmuş bir kişiydi konusu nedir onu okuyacağım size. Mustafa Kemal Atatürk insi olmuş bir kişiydi. Türk atalarda insi olmuş liderler muhakkak soy olarak Cengiz Han ve Oğuz Kağan'ın soylarına dayanan kişilerden olurdu. Fransa'nın en büyük dergilerinden biri olan Le Moïse'in 1933 yılında yayınlanan bir sayısında Cengiz Han Atatürk'ün atası olarak gösteriliyor. 15 Aralık 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Fransız dergisi Le Mois haberini şöyle aktarıyor. Mustafa Kemal yahut Bozkurt yani Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Ertuğrul Teşkilatı'ndaki kod adı Bozkurt'tur. Diğer kod adı da Nuh'tur. Ertuğrul Teşkilatı'nın bir numaralı ismidir Mustafa Kemal Atatürk. Bo Mustafa Kemal yahut Bozkurt. Ona Bozkurt diyorlardı. Çünkü Bozkurt vaktiyle Asya steplerine uzanan ırkın sembolüdür. Kan havzası gökler eliyle yere iner ve uyanır. Peru gazetesi El Comercio Atatürk'ü Cengiz Han'a benzettiği bir yazısında Cengiz Han ve Atatürk değişen sadece isimlerdir gerçek olan aynı ırk ve aynı kan oldukları Türk dünyasında taht için her zaman iki meşruiyet kaynağı vardır. İlki Oğuz Han soyundan gelmek, diğer ise Cengiz Han soyunda olmaktı diyor. Kısaca insi olduktan sonra önce ulu atalara dayanan bir soy varlığı ortaya çıkıyor. Reenkarnasyon İngilizce vücutça var olan vücut bulma eylemi enkarnasyon olayına gerçekleştirerek maddeye yani yoğun bir bedene bağlanmış ruhsal varlık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk astroloji haritasında baktığımız zaman 2019 Kasım sonrasında çok büyük bir etki aldığını ve 2022 yılında sonra Türkiye ve dünyada Atatürk Aklının çok daha fazla yükselişi geçeceğini söyleyebiliriz. Geçiyor ve geçti. 175. sayfadan devam ediyorum. Bakın, benim liderliğin, liderliğini yaptığım Atatürk devlet yönetim algoritmasının yükselişi diyor. Atabey Hüseyin Hakkı Kavcı. Partilerin değil. 1919'da başlayan süreç. 2019'da beraber yenilenmeye yeni Atatürk'ün ölümünden sonra yani Atatürk'ün ölümünden sonra pasifleştikten sonra ikinci 19 süreci ile yeniden aktif olmaya başlıyor. İkinci 19'da Hüseyin Hakkı Kahveci'dir. 19 harften oluşuyor. Bakın ismi Mustafa Kemal Atatürk'te 19 harften oluşuyor. Doğumunda Atatürk Hüseyin Hakkı Kahveci'nin 19 Kasım Atatürk'ün de 1881 bakın 9 ve 19 süreci var. Kartları var 9 ve 19. Un. Bunun açıklama ile ise 2018-15 Ocak'ta yapılmış olan seçim ve insiye ile mavi tuğun seçilmiş olan 19'a verilmiş ve enkarne süreci başlamıştır. Nihai süreci tamamlanmaktadır. Mavi tuğ Atabey Türk Ocakları'ndadır. Mavi tuğu açan birisi. Yani Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci. Mustafa Kemal Atatürk sadece bir kumandan, sadece bir siyaset adamı değildir. Spiritüel açıdan, ruhsal açıdan onun çok fevkalade yüksek bir meziyeti, yüksek bir makamı vardır. İnsanların çoğu bunu pekala bilir fakat bunu alene söylemekten çekinirler. Çünkü dünya menfaati, dünya baskısı onları esir almıştır. Onlar dünyanın esiri olan insanlar için bunlar bir şey ifade etmez gibi gelir. Ama spiritüel açıdan özellikle Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir gelişmişliği vardır. Müthiş ön sezileri olan enjekte bilgiye sahip bir varlıktır. Ne demektir bu enjekte bilgi? Biz bunu teknik olarak kullanırız. Enjekte bilgiye sahip yani kendisi enkarne olmadan evvel yeryüzüne ruhu inmeden önce Yapılacak olan bütün maddi işlemler hakkında açık ve seçik genel bilgiye sahip ilerleyişini temin edecek olan, her türlü yolunda nasıl olması gerektiği hakkında ilkeleri ve kurallara malik olan bir insandır doğmadan önce. O bilgi vazifeli bir ruh olduğu için kendisine yüklenmiştir, diyor yazar Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci. Doğuştan bilgiyle, doğup gelmiştir diyor Atatürk. Şimdi Atatürk Diriliği o kitabına sonlandırıyorum. Daha sonra devam edeceğim.